Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nefis bir et yemeği yapacağız. Et fajita yapacağız. 500 gram bonfile veya antrikot etimizi bu şekilde jülyen şekilde doğrattırdım. Uzun uzun şeritler halinde kesilmiş etlerimizi tavamızın içerisine alalım. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Tavamızın ağzını kapatıp etlerimizin sulanıp kendi suyuyla pişmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi etleri marine etmeden direkt tavada pişiriyorum ve lokum gibi bir et pişecek. Bakın gördüğünüz gibi etlerim suyunu saldı. Suyunu çekene kadar bu şekilde pişireceğim. Etlerimiz pişerken biz de sebzeleri doğrayalım. Bir tane kapya biberimi de jülyen şeklinde doğruyorum. İki tane sivri biberimi de aynı şekilde jülyen şeklinde doğruyorum. Sebzelerle birlikte muhteşem bir et yemeği oluyor. Doğramış olduğum biberlerimi bir tabağıma alıyorum. İki tane orta boy soğanımı ay şeklinde doğruyorum. İki diş sarımsağımızı da uzun uzun doğrayalım. Sebzelerimizi doğrama işimiz bitti. Bakın etimiz suyunu çekmiş. Ama biraz sert, pişmemiş. Şimdi bir çay bardağı su ilave edeceğim. Ve tekrardan pişmesi için ağzını kapatacağım. Etlerimiz eklemiş olduğum suyunu çekerken ben de diğer tarafta sebzelerimi soteleyeceğim. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı tavamıza alalım. Üzerine doğramış olduğumuz soğan ve sarımsaklarımızı ekleyelim. Sarımsak ve soğanlarımızı soteleyelim. Soğan ve sarımsaklarım iyice kavruldu. Şimdi üzerine biberlerimizi ekliyorum. Onları da güzelce soteliyorum. Biberlerim tavada pişerken etlerim de diğer tarafta bakın pişiyorlar. Daha suyu var, çekmedi. Biberlerimizin üzerine bir çay kaşığı tuz ilave edelim.
ve karıştıralım. Ben biraz sebzeleri yumuşak sevdiğim için kapağını kapatıp birkaç dakika böyle pişireceğim. Ama diri severseniz kapağını kapatmayabilirsiniz. Biberlerim biraz yumuşadı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Etlerimiz gördüğünüz gibi suyunu çekmiş. Gayet güzel bir şekilde pişmişler. Şimdi etlerimin üzerine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu baştan ilave etmiyorum çünkü sertleştiriyor. Bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ettim. Bir çay kaşığı da kekik ekliyorum. Baharatlarımızı ekledikten sonra etlerimizi karıştıralım. Ve daha sonra sotelemiş olduğumuz sebzelerimizi etlerimize ilave edelim. Sebzeler ve etlerimizi iyice karıştıralım ve 1-2 dakika bu şekilde pişirelim. Dakika kadar sebzeler ve etler piştiler. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Pişmiş olan etimizi servis tabağına aldım. Bakın görüntüsü muhteşem. Çok da lezzetli oldu. Bakın kıvamına. Nasıl lokum gibi pişmiş. Gayet güzel piştiler. Yani marine etmeden de etinizi bu şekilde pişirebilirsiniz. Hiç beklemeden. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka bir tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.